Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Sibel Hanım için. Sayın Sibel Turgutlugil, nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, sağolunuz. Daha öncesinde de bahsettik. Kendisi 11 sene kadar evvel yarışmamıza katılmış, hatta gün şampiyonu olmuştu. Evet. 6700 puan almıştı. 6700 puanla her zaman söylerim, o zamanlar ev alınıyordu. O dönem gerçekten yüksek bir puandı. Hafta finalini de böyle ucundan kaçırmışsınız, evet, ama evet. O da 6000'lerle 7000'lerle. Yine 6000'e yakındı, evet. Değil mi? Rakip çok iyiydi. Buradan saygılar, selamlar olsun. Evet. Kimdir hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Kuaför olduğunu hatırlıyorum ama ismini hatırlayamıyorum. Selamlar olsun kendisine. Kızları gelmişti. Hatta çok hoşuma gitmişti. Çiçeklerle karşılamışlardı. Öyle mi? Babalarını, evet. Yani sizin kızınız yapamamıştı çünkü o zamanlar 35 günlüktü. Şimdi 11 yaşında. Evet. Arada bir kişi daha katılmış aileye. O kimdir? Evet. O da Ahmet Tuna. 8 yaşında. Buradan selamlar olsun. Her ikisine de. Söylediniz mi ben tekrar kelime oyununa gidiyorum diye? Evet, söyledim. Hatta pandemi olmasaydı belki birlikte gelirdik. Üçüncüye inşallah efendim. İnşallah. Bakarsanız kızınız katılır bu sefer. Ya çok isterim. 7 sene kalmış sonuç itibariyle. Belki çocuk programı falan yaparsınız. Ah, nerede o günler? O detaylara girmeyelim. Siz biraz daha kendinizi anlatın. Neler yapıyorsunuz? Fizik öğretmeniyim. Ataşehir'de yaşıyorum. 42 yaşındayım. Maşallah. Hobilere girdiğimiz zaman ne yazık ki Büşra Hanım'la konuştuğumuz gibi sanki böyle maziden bahsediyormuşuz gibi, nostaljik hikayeler anlatıyormuşuz gibi oluyor ama yapmaktan hoşlandığınız şeyler vardır hala. Var tabii. Halk oyunu oynuyorum. Güzel. Yani bir yıldır aslında yapamıyoruz tabii. Ama uzun zamandır halk oyunlarına devam ediyorum her sene. Ataşehir Öğretmenleri grubumuz var. Öyle mi? Evet. Öğretmenlerden oluşan bir topluluk olarak başladık. Hangi yöreyle oynuyorsunuz? Her sene değişiyor. Farklı farklı yöreler. Yarım bu sene hocaları... var mı yine çalışmalar? Olamadı. 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 Geçen sene yarıda bıraktık. Bekliyoruz artık. Hadi bakalım, yeniden hayırlısı olsun. Buradan geldim. Şu anda görüşemediğiniz bütün çalışma arkadaşlarınıza, bütün arkadaşlar, selamlar bütün gönderelim. Bütün hocalarıma selamlar. Vesile olalım. Belki böyle biraz hasret giderirsiniz. Evet. Hele bir de kenara 9000'ler koyarsanız daha da tatlı olur. İnşallah. İlk soru. Çok zor değil fakat kafa karıştıracak şekilde hazırlanmış. Harf aldırır mı? İnşallah aldırmaz. Sonrasında rahat edeceğiz. 7 harfli cevaplardan birazcık korkuyorum Sibel Hanım. Fakat onları da atlattıktan sonra çok rahat ilerleyeceğiniz sorular bekliyor sizi. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi buyurun gelsin. İlk sorunuz, 4 harfli cevabınız şöyle bir şey işte. Zeka fukarası diye sorduk. Deli. Yani çok cevabı olabilir. Aptal. Çünkü hem deli hem zeki olan da var. Harf alayım. 4 harfisi lazım. İşte bir L harfi, demek ki sesli harfle başlıyor. Alık. Alık olabilir mi? Neden olmasın? 300 puanı da kenara koyarız. Şimdi efendim geliyor yeni soru. Bu sefer harfi almayacak Sibel Hanım. Görelim. Geçer notun bir üstündeki derece? Orta. Durduralım mı? Durdurduk bile. 700 oldu kasa. Ek almış, aldığı ekle birlikte 5 harfli olmuş. Bakın şöyle sorulmuş. Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü, anlamlarında bir sıfat. Tıpkı güçlü gibi bir ek almış. Nasıl bir rakip? Dişli. Dişli de olur. Başka? Başka? Mücadele nasıl bir mücadeleydi? Azılı. Çok, azılıdan çok. Mücadele çok... Yani bugünlere çok güç geldim. Çok zorlu. Zorlu. 500 puan değerinde 1200 yaptı kasayı. Tamam, ayağımız birkaç defa sürtmüş olabilir. Başlangıcımız yine de güzel diyeceğim. Şu soruyu da sorduktan sonra, 5 harfli cevapları bitirdikten sonra. Sermayenin kediye yüklendiğinin... Kediyi görüp de hemen evet. Cevabı yapıştırdınız. Sermayenin kediye yüklendiğinin, ki bu bir deyim, mahkeme kararı ile saptanmasına ne diyoruz? Haciz. Anlaşmalı olanına konkordato denir. Sermayeyi kediye yükledik. Yani ne ettik? İflas. İflas ettik. Kediye götürdük. 1700. O ciğeri kenarda tutuyorum. Ciğerimin hemen altında. Buyurun yenisi gelsin efendim. Bu ben seferki de. Batı kökenli bir kelime.
Enerji boşalımı? Deşarj. Çok güzel. İşte bunların peşindeyiz. Aynı hızı bekliyorum efendim altı harfli cevapların ikincisinde. Görelim. Korkutarak yıldırma, gözdağı. Sen bana gözdağı mı veriyorsun? Sen uyarma. Uyarmaktan biraz daha sert. Korkutarak yıldırma. Tehdit. Tehdit. 600 puan. 2900. Bakın çokça takıldık. Öyle mi böyle mi diye biraz böyle tereddüt ettiğimiz zamanlar da oldu. Fakat neredeyse bir dakikada hallettiniz yarısını. Hızlısınız maşallah, süreyi çok iyi kullanıyorsunuz. Aynen de böyle devam edelim. Hatta bu sorularda biraz daha nefes alabiliriz. Bu sorular biraz zorca çünkü. Tamam. Bakınız. Şöyle bir şey. Çoban paltosu. Kepenek. Vay Sibel Hanım. Hayranlığım giderek artıyor. Hadi şunu da o şekilde bir halledin. Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan bitkiler ve hayvanlar için. Endemik. Harikasınız. 4300 oldu. En korktuğum sorular bunlardı. Bir tane de 8 harfli var fakat bu o değil. Bu kolay olan 8 harfli cevabımız. Başkalarına karşı korumak, gözetmek. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Birini başkalarına karşı korumak. Kayırmak. Gözetmek. Olabilir. Başka da aklınıza gelir bence. Kollamak. Kollamak. Kol kanat germek. Sibel Hanım. Şahane ilerliyorsunuz efendim. 2 dakika 39 saniye var. Gayet yeterli bir süre. Geri kalan 5 soruya cevap vermek için bir tanecik harf aldınız şu noktaya kadar. Arzu ederseniz 8 tane daha alabilirsiniz ki zannetmiyorum. Bu kelimenin tam anlamıyla gıcık bir soru. Kelime daha doğrusu gıcık. Fiyat arttırma, zam. Bu anlamda bir sözcüktür. Hiç kullanılmaz. Çünkü zamın ne demek olduğunu net bir şekilde anlatan öz be öz Türkçe bir kelimedir. Hiç kullanılmaz bu kelime. Tersini düşünürseniz bu kelimeyi bulabilirsiniz. İndirimin tersi mi? Evet. İndirimin zıt anlamlısı ne olabilir? Zamın. Bindirim. Ne olabilir? Bindirim. Olur mu canım öyle bir şey? Bindirim. Neden olmasın? Uçtu gitti bu arada. Halen 2 dakika var. Harf almak yerine gelin Çağlar Hanım'ı, gelin Firdevs Hanım'ı sıkıntıya sokalım. Buyurun. Çamaşırın iki yerini çitilemek. Ele alıp birbirine sürtmek, çitilemek. Haydi yenisi, hiç korkumuz yok. Bindirimden sonra neden korkacağız? Güçlü fakat geleceği belirsiz, umutsuz aşk. İki kelime birleşik yazılır. Kara sevda gibi bir şey mi? Gibi bir şey mi? Kara sevda. Gibisi fazla. 900 puan değerinde. 7700 oldu kasanız. İşte 10 harfli cevaplarınız. Daha doğrusu soruları. Bir işin olacağını veya olduğunu hiçbir belirtiye dayanmadan önceden sezinlemek. Yani o iş olmadan sezinlemek. İki kelime. Altıncı his geliyor mu? Mekmakla bitsin efendim. İki kelimeden oluşuyordu. Hatırlayacaksınız. Bir işin olacağını veya olduğunu hiçbir belirtiye dayanmadan önceden sezinlemek. Ben bunu vallahi olacağını sezinlemiştim. Tahmin etme de değil. Nasıl oldu bu iş? Ben sezinlemiştim. Çünkü neden? Çünkü ben saf bir insanım. Tertemiz bir kalbim var. Pek kafam da çalışmıyor. Ondan dolayı olabilir. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Sibel i̇çine, Hanım. İçine. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Öyle bir şey. Öyle bir şey. İçine doğmak diyecek i̇çine ama. Doğmak gibi bir şey ama değil. Öyle bir şey. Hani böyle benim içime doğmuştu. Ben sezinlemiştim. Çünkü neden? Ben çok temiz yürekliyim. Pek de kafam çalışmıyor. Bir harf daha alayım. Kafam çalışmıyor. Sibel Hanım. Benim gibi kafası çalışmayanlara. Bir harf daha alayım. Durdurayım. Yapmayın yahu.
Evet, güzel yerden geldi o M harfi. Gelir derler yani, böyle uzaktan gelir. Ah. Sibel Hanım derler ya aptala hani. Malum olmaz. Of yahu. Ya 1,5 dakika mı vardı biz bu soruya girdiğimizde? Evet, 10 saniye kaldı. 9 saniye. 9. Haberiniz olsun. Allah'tan kısacık soru. 8400 puandayız. 9400 puana çıkabilecek durumdayız. 5 tane harf alabilirsiniz. Hayır, alamazsınız. 9 saniyede 5 harf alınmaz efendim. Yeter ki ayağınız takılmasın. Buyurun bakalım. İğneli uyarım. Bu bir tedavi yöntemi. 5, 4. Harf alalım mı? Alayım bir aldık tane. Aldık bir harf ve durdurduk. Akapunktur. Akapunktur. 900 puan değerindedir. 9300 yapar kasayı. Ben sizin ne yaptığınızı anladım. Anladım. Şimdi 9700 yapacaktınız. Son iki soruya girmeden önce, malum olmak ve akapunktura girmeden önce. Üzerine de 2 dakika küsür saniye arttıracaktınız. Kıyamadınız rakiplerinize. Rahat etsinler istediniz. Öyle mi efendim? Yani stres oldum herhalde o arada. Vallahi yine de strese sokacak bir sonuç. 9300 puan, 5 tane harf alma hakkı bıraktınız. Olmazsa da tekrar gelirim zaten. Olmazsa da tekrar gelin ama 11 sene beklemeyin. Tamam. Olur mu Sibel Hanım? Kocaman alkışlar lütfen. Çok başarılıydınız.